Evet, merhabalar. Her zaman olduğu gibi Türkiye'de ilk Hyundai i20'nin en boş paketi olan Jump da kanalımızda. Jump paketli i20 zaten dış görselleriyle 15 inç jantlarıyla üst modellerden farklılaşıyor. Baktığımız zaman 1.4 100 PS'lik, daha doğrusu burada PS olarak adlandırılan güç yaklaşık 97 beygire denk geliyor ki kilowatt olarak zaten 73.6 verilmiş. Torku da 134 Nm olarak açıklanmış. 6 ileri düz vitesli araç 0'dan 100 km'ye 12.2 saniyede çıkıyor. Şehir içi yakıt tüketimi 7.2, şehir dışı 4.8, birleşik 5.7 olarak açıklanmış tüketimler. Aracın boyutlarına baktığımızda 4040 mm'lik boya, 1775 mm'lik genişliğe, 1450 mm'lik yüksekliğe, 2580 mm'lik de aks mesafesine sahip olduğunu görüyoruz. i20'nin başlangıç seviyesini oluşturan bu model 158.500 liralık kampanyalı nakit indirimli satış fiyatıyla açıklandı ki tavsiye edilen fiyat 166.000 lira olarak gözüküyor. İç mekana geçtiğimizde deri direksiyon gibi detayların bu araçta olmadığını ama cruise kontrolün bulunduğunu görüyoruz. Yine küçük bir ekran kullanılmış burada, standart bir teyip ekranı kullanılmış. Donanım anlamında açıkçası biraz fakir kalmış durumda. Özellikle iki hava yastığıyla beraber satışa sunulması i20'nin elini zayıflatan noktalardan biri. İç mekanda tamamen sert malzemenin kullanıldığını görüyoruz. Burada siyah renk kullanılmış. Üst paketlerde siyah ve bej tarzında bir rengi görmüştük ama buradaki Jump pakette tamamen iç mekan siyah olarak tasarlanmış. Standart radyo teyip oldukça büyük düğmelere sahip. Düğmelerin basış hisleri güzel ama çoğu insan buraya sanırım bir multimedya koyacaktır diye düşünüyorum. Buradaki teyip açıkçası biraz da göze batmıyor değil. i20'nin fiyatlarına baktığımızda açıkçası biraz yüksek olduğunu görüyoruz ama bir showroom'a gittiğinizde 1.4 otomatik vitesli bir aracı lansman öncesinde satıldığını ve artık bulamayacağınızı göreceksiniz. Şu an 1.0 turbolar bulunabilir halde olarak gözüküyor ki o da style paketiyle beraber 201 bin liradan başlıyor. Evet, i20'nin de başlangıç donanımını böylelikle çekmiş olduk. Sizce bu araç bu fiyatı hak eder mi? Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Evet, merhabalar. Neredeyim? Kendi aracımdayım. Son dönemde neyi test ettik? Hyundai'nin i20'sini test ettik. Şimdi hemen böyle sıcağı sıcağına kendi aracımla kıyaslamak istiyorum. Kendi aracımı pek kullanmıyorum bildiğiniz gibi. Şu an 2600 km'de ancak. Ama i20 ile hislerini karşılaştırmak istiyorum. Kullandığım i20 1.4 atmosferik 6 ileri tam otomatik şanzımana sahipti. Benim kendi aracım 0.9 turbo bir Clio 4. Şimdi ilk hemen oturur oturmaz motorun canlılığını burada görüyorsunuz. Yani 1.4 atmosferik motor i20'yi yürütmekte zorlanırken buradaki canlı motor sayesinde çok rahat bir şekilde, akıcı bir şekilde bu aracı kullanma şansına sahip olabiliyorsunuz. Haliyle performans anlamında net bir şekilde burada daha iyi sonuçlar var. Yol sesi, yani neredeyse benzer, hatta i20'nin motoru sessiz olmasına rağmen burada Clio'nun da neredeyse gelen ses düzeyi aynı. Gerçi burada daha böyle 3 silindirli olduğu için hırıltılı bir ses var. Onu da altını çizmem lazım. O hırıltı burada geliyor. Genel anlamda baktığınızda bu araç şu an tabii her gün değişiyor fiyatlar. 130 bin lira bantlarında satılıyor. Şimdi i20 başladı 160 bin liraya en boş paketiydi. Sonuçta bu boş pakette, o boş paketi kıyaslıyorum. Yani 160 bin liraya satılan i20'yi de şöyle görselleri de eklerim anlatırken bir taraftan. Açıkçası pek de bir şey yok. Yani donanımsal olarak da özellik olarak da öyle çok bir şey bulamıyorsunuz. Şimdi çok da fark olmayan bir otomobile nasıl da gidip işte 30 bin lira vereceksiniz. Burada turbo motor var. Orada 1.4 atmosferik 6 ileri bir motor var. Güçler bu tarafta 90, orada 100 PS olarak belirtilmiş. 100 PS aşağı yukarı 98 beygire denk geliyor. 97-98 beygire. Yani özetle baktığımda şimdi kaliteyi şöyle bakıyorum. Onun da çünkü cam paketini inceledim. Yani burada en azından şurada kapıda yumuşak malzemeler var. Yani şurada kolunuzu dayadığınız yerde şuralarda yumuşak malzemeler var. Yani buradaki doku daha güzel. Burada piyano siyah var. Etrafta krom var. Yani i20'nin cam paketinde bunların hiçbirini bulma şansınız yok açıkçası. Şimdi
Hiçbir şey bulamayınca da bir araçtan yani 160 bin lira para ödemek bana çok mantıklı gelmiyor. Yani ben şeyi beğendim. Evet, i20'nin malzeme kalitesi kötü. Yani buradaki malzeme bana çok daha güzel gözüküyor ama i20 bana bir şekilde yeni Clio'dan, yani Clio'nun 5. neslinden böyle biraz daha çekici geldiği için. Sert malzemesine rağmen. Malzeme keşke kaliteli olsa çok çok daha iyi olmuş olacaktı. Dış tasarım da ön tarafını çok beğendim ben i20'nin. Arka tarafı ve C-Stone'u hiç beğenmemiştim ama şimdi biraz böyle aracı canlı görünce işler değişiyor. Canlı gördüğüm zaman böyle genel tasarım açıkçası hoşuma gitti. Kullanımı çok sert geldi bana i20'nin. Yani burada bu Clio oradaki araca göre daha yumuşak ama burada 15'inci jantlar var. Test aracında 17'inci jantlar vardı. Sertlik farkının buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Açıkçası yani orada da 15'inci jantlık jant paketi kullansaydım buradan farklı olacağını düşünmüyorum. Genel anlamda şöyle bir yorumlarsam i20 fiyatlarını pek hak etmiyor. Yani şu an dediğim gibi jant paket 158.500'den başlıyor. Bu taraf 130 bin lira. Aralarında 30 bin lira fark var. Bu 30 bin lira farkı vermeye kesinlikle değmeyecektir. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bayiye gittiğiniz zaman 1.4 motorlu i20'lerin hepsinin satıldığını görüyoruz. Niye? Dediğim gibi yatırım aracı. İnsanlar diyor ki nasıl olsa bunun fiyatı artacak. Biz bunu alalım, kenara koyalım. Galeriler topluyor zaten asıl. Şimdi galerilerde her çeşit i20'yi göreceksiniz. Siz bayiye gidip bulamazken ve işin garip tarafı lansmandan önce satıldı hepsi. Yani ben size lansmandan önce gördüyseniz videomu, videoda fiyatları anlattım. Yani 3 aşağı 5 yukarı zaten o fiyatlar geldi. Lansman öncesinde şahıslara söylerken bir 3000 lira falan fazla söylemişlerdi ki bana da verdikleri fiyat 2000-3000 lira daha fazlaydı. Ama gerçek fiyatlara oldukça yakın olduğunu gördünüz. Bu fiyatlarla bile arabalar kalmayacak. Sonra işte kurun artışı zaten devam ediyor. Kur artmaya devam ettikçe fiyatlar daha da yukarı çıkacak. Artık B segmenti bir otomobilin 200 bin lira seviyelerine geldiğini görüyoruz. Öyle artık 100 bin liralar falan da bitti. B segmenti araçlara 200 bin lira ödüyoruz. Yani bu gerçekten akıl alır gibi değil. Yani fiyatları akıl alır gibi değil. Yani bu piyasada araba alınır mı, otomobil alınır mı? Yani iyi düşünmek lazım açıkçası. Ben bir B segmenti otomobile 200 bin lira vermek içimden gelmez. 200 bin lira vereceğimi açıkçası düşünmüyorum. Şimdi bağlayacak olursak B segmentindeki rakip modeller oldukça çetin. Şimdi i20'nin karşısında ne var? Dediğim gibi bas pakete geldiğinizde Clio 4 var. Diğer tarafa geçiyorum. Neler var? Araç olarak Corsa var, Clio var. Özellikle Clio genel anlamda paket olarak da daha başarılı. 1.0 turbosu ve CVT'si ile yani i20'nin normal şartlarda standart bir pazarda onunla yarışma şansı yok. Diğer tarafta Corsa'da 1.2 PureTech 8 litre EAT şanzımanlı versiyonu var. Ben 1.2 PureTech'te pek aram iyi değil. Beni takip ediyorsanız bilirsiniz C4'te yaşadığım problemler nedeniyle 1.2 PureTech motor araç hiçbir zaman satın almam. Bu nedenle Corsa liste dışıma çıkacaktır her zaman. Durum böyle. B segmentinde özetle izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.